İyi mi? Vah, o zaman ne olur, hiç sorun yok artık. Siz hazırsanız ben doğuştan hazırım. Ben konuya şöyle gireyim. Kendisiyle MasterChef'ten tanışıyoruz zaten. Birebir mesabimiz olmuştur. Dünya tatlısı. Yaptığı işini iyi yapmanın ışığı, enerjisi, karizması, liderliği böyle tepesinde hareyle gezen bir adam aslında. Etle ilgili konuşacak olursak Maradona'sı, Mareşali Paşa'sı, Messi'si artık ne derseniz söylenmedik kalmamış konuyla ilgili olarak. İşini iyi yapmak ve keşfedilmemiş yerlerde cesaretle adım atmak dediğimizde aslında hem dinlerken keyif alıyorsunuz hem de ilham kaynağı oluyor size. Çok severim kendisini. MasterChef'te, evet Türkiye'nin ilk MasterChef'ini biz yaptık bu arada. Bu MasterChef'e benzemiyordu. Biz onu yerinde ziyaret ettik. Çok güzel ağırlandık. Muhteşem bir insan. Alkışlarınızla efendim. Günaydın Et ve Restoranları Grubu kurucu ortağı Sayın Cüneyt Hasan'ı sahneye davet ediyorum. Hadi gel. Hadi gel. Hoş geldin. Evet, böyle güzel bir kız var canım önümüz ağzında. Onun enerjisini alalım. Yaylamaz lazım. Onun için bu fırsatı kaçırmadan ne güzel öptüm. Gel bir daha. Gel. Hepiniz için. Ben de sizi öpmek istiyorsunuz bu kızı değil mi? Yes. O zaman öptüm ve size gönderdim. Alın lütfen. O zaman evet. Sadece size. Teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Vodafone. Merhaba Vodafone'un ortakları. Siz ortaklarısınız. İş ortaklarısınız. Merhaba Vodafone. Merhaba. Güzel ülkemin güzel insanları. Bir kere daha merhaba Vodafone. Güzel ülkemin güzel insanları. 80 bin ürünü bir yana getirerek bugün bu salonda topladığınız için sağ ol Vodafone. Evet, pırıl pırılsınız. Gerçekten çok mutluyum. Bugün kimse beni tutamaz. Çünkü güzel ülkemin 81 ilini bir arada görmek. Kaynaşmış görmek. Dayanışmış görmek. Evet, muhteşem bir duygu. Çünkü ben ülkemi seviyorum. Evet. Vodafone'u ve siz iş ortaklarını. Sizler ortaksınız arkadaşlar. Siz birsiniz, birliksiniz, birliksiniz. Birleştiniz, bu gücü oluşturdunuz. Onun için bugün buradayız. Evet, siz bu mekanın gerçek sahiplerisiniz. Şimdi lütfen bütün bu güzelliklerde, şu karşımdaki manzara, Vodafone'un kendinizi ve de Vodafone'un emekçilerini hep beraber elinizle değil, yüreğinizle bir alkışlar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Şimdi istiyorum ki biraz beni tanıyın. Kim bu adam? Nereden çıktı falan demeyin diye biraz kendimi tanıtayım. Ondan sonra da konumuza geçeceğim. Aynısı. Yani kim? Benim aslında bir hikayem var. Sonuçta hikayeniz yoksa hikayeniz hikaye olursunuz konusuna kısmına geleceğiz. Ama şimdi yüzeysel olarak şöyle bir tanıyayım. 1959 Erzincan doğuluyum. Annem 10 çocuk doğurmuş. 5'i ölmüş. 5'i kalmış. Diğer 5'i yaşasın diye almışlar. İstanbul'a getirmişler. Bir gün cebimde yerleşmişler. Yes. Tabi bu hikaye yoksa hikaye olursa bölümünde açacağız. Yerleşince bir sıkıntılar olmuş. Neyse sonuç itibariyle benim babam Kapıcı Rıza efendi. Gerçekten efendiydi. Adamların efendisi. Ben insanın olmuşuna adam diyorum. Bazı insanlar doğmuşlar adam olarak gelirler.
Babam da onlardan biriydi. Ne mutlu ki o adama oğlu oldum. Bir süre sonra babam o gece konuyor, bu aile sığmayınca, herkes bir yatakta üstte yatmaya başlayınca buna da sıkıntısı sıkılıyor. Alıyor, ben buna bir çözüm üretim diyor ve alıyor bizi. Annemi, babamı, annem, babam, ben ve bir küçük kardeşim, ben alttan ikinciyim. Bir çözüm üretmek için bir apartman görevlisi olarak işe başladım. Dolayısıyla hem iş hem de parasız bir ev bulmuş oldum. O günün şartlarından benim babam bir dahi olduğu için bu çözüm üretmiş. Dahice bir çözüm yani. Orada büyüdük. 10 yaşına geldiğimde artık her şeyi fark etmiştim. Çünkü biz sokak çocuğuyuz. Sokakta insanlar takdir edersiniz ki hızlı büyürler, çabuk gelişirler, çabuk büyürler. Yani yaşıtlarına göre çok her şey hızlı olur yani. Dolayısıyla bizim de algılarımız çok daha farklı gelişti, daha hızlı büyüdük ve her şeyi fark etmeye başladık. Ve hayatımdaki her zaman her şey için asla şansa ve tesadüfe inanmam. Şans ve tesadüf yoktur. Sebepler vardır ve emek vardır. Emek ve emek vardır. İnandığım şey budur. Şansa tesadüf yoktur. Sebepler, gönderir size sebepleri alırsınız, onu götürürsünüz. Evet, Vodafone'da bence işte hayatınızdaki sebeplerden biri. Hep beraber alın, bunu götürün. Dünyada birinci olan bir markadan bahsediyoruz zaten. Siz bu ülkede de dağlara taşlara bu Vodafone'u yazarsınız diye düşünüyorum. Yazarsınız. Karşıma gördüğüm insanlar bunu yazar, bunu yapar. Olmayacak hiçbir şey yok. Çünkü inanmak, sevmek ve çalışmak. Bunların üçünü oluşturduğunuzda kendinizde bir de arkanızda, böyle bir markanın gücü var da nasıl başaramayız? Biz başarırız. Bu ülkenin insanı başarır zaten. Başardınız zaten ama daha da başarmak zorundasınız. Çünkü dünya insan olarak gelmenin bir bedeli var. Önce kendinize, sonra ülkenize vesaire, mümkünse dünyaya yeteceksiniz. Ve siz yetebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize güvenin. İnanın. Sevin ve emek koyun. Çünkü emek hak olarak mutlaka size geri gelecektir. Ya gelecektir. Hiç şansı yok. Çünkü ilahi sistem bunu bu şekilde götürmektedir. Emek en kutsal şeydir. Orada da emek en kutsal şey, burada da. Yani kul hakkıyla gelmediği şey zaten ta kendisidir. Kulun hakkı dediği kul emeğidir. Bu da dünyada emeğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. En saygı şeyin emek olduğunu gösterir. Emek sevmektir. Emek vermektir. Verirseniz hak olarak kesinlikle gelecektir. Ve siz bunu yapabilir misiniz? Evet. Ve kapıcı dairesinde büyüdüm, 10 yaşına geldim. Orada iki okula başladım. Fakirler listesinde olduğum için işte her ayda bir, iki ayda bir bize bir torba veriyorlardı. Ve bizi gönderiyorlardı. O gün okulda onurumu kıracak bir şey oldu. Gülcan diye bir kıza aşıktım. Ondan ekstra yardım istedi hocam. Benim için ekstra bir yardım istedi. Yani herhangi bir kızdan ya da arkadaşımızdan isteseydi benim için aslında sorun yoktu ama Gülcan'dan istemesi, her şey için bir sebep lazım demiştik. Benim için de sebep Gülcan'dı. Gülcan'dan istemiş olması bana sebebi yarattı yani. Evet. Çok onurum kırdı. Ağlayarak, sızlayarak eve gittim. Babam beni gördü. Ne oldu? Kavga mı ettin dedi. Hayır dedim. Ne oldu dedi? Ben okula gitmek istemiyorum dedi. Niye dedi? Kapıcı olmak istemiyorum dedi. Okumazsan kapıcı olacaksın lan dedi. İşte benim gibi olacaksın dedi. Yattım, kalktım. Karar verdim. Artık okuldaki ilk kendime verdiğim söz, okuldaki yardımı almayacağım oldu. Kendime ilk verdiğim söz. Yattım, kalktım. Sabahleyin 10 yaşındayım arkadaşlar. Yattım, kalktım ve de sabahleyin sabahçı öğrenci statüsünde okuluyordu. Sabah okula gittim, öğlen çıktım, kasaplar çarşısına gittim. Kesinlikle karar verdim, bir iş bulacağım ve okuldaki yardımı almayacağım. Evet, kasaplar çarşısına gittim. Tavuk gibi kalmıştım. Bir iş ver diyeceğim ama diyemiyordum yani. Kitlemiştim, çocuktum ya zaten. Adam beni fark etti, tuttu kolumdan, ne istiyorsun oğlum, ne arıyorsun oğlum, iş amca dedi. Taktı beni dükkanın içine, bir önlük taktı. Çocuklara talimat verdi, ben o gün kasap oldum. Ve benim hayatım bir numara kırılma noktam
oyun, sebep, candı. Kırılma noktadan başladı. O günden itibaren, 10 yaşından itibaren arkadaşlar kasabalar çalışmaya başladı. Ve bugünlere geldik. Şu anda Vodafone'la ortaklarınız hangi noktadaysa, küçüktür, büyüktür, odur budur, fark etmez. Siz içinizdeki yarışı çok devam ettirebilirsiniz. En iyi ben olabilirim diyeceksiniz. Yeter ki rekabet çok önemli bir şey. Olması gereken bir şey. Yeter ki etik olsun, ahlaklı olsun rekabet. Rekabet sizi geliştirir. Rekabet sizi geliştirdiğiniz gibi her şey sürekli gelişmekte ve de değişmekte arkadaşlar, değil mi? Bütün mesele içinizdeki problemleri yok edeceksiniz. Bizim en büyük sorunumuz, ülke olarak da insan olarak da en büyük sorunumuz, problem bizim içimizde. Biz içimizdeki problemi yok etmeliyiz. Tarih boyu bakın, bizi hep nereden ne yapmışlar? İçimizden yapmışlar ne yapmışlarsa. Dışarıdan hiç kimse bize bir şey yapamamış. Mustafa Kemal Günler'le bir düşünün, kim ne yapabilmiş? Hiç kimse bir şey yapamamış. Bütün dünya gelmişti üstümüze. Ne yapabilirler? Geldiler, dedikleri gibi gittiler değil mi? Evet arkadaşlar, problem bizim içimizde. Yok edeceksiniz. Patron, patronluğunu bilecek. Çalışan, çalışanlığını bilecek. Ama asla patron, patronluk yapmayacak. Çünkü siz bir ekipsiniz. Patron lider olacak, lider. Herkes birbirinin ayağını çekerek yükselmeyecek. Emek vererek yükseleceksiniz arkadaşlar. Çalışarak, yorularak yükseleceksiniz arkadaşlar. Birbirinizin ayağını çekmekten vazgeçin. Size, ilkelerinize, ahlakınıza, savunduğunuz dünya görüşünüze yakışmaz. Ben adamım diyorsanız yakışmaz. Her şey emekle halletmelisiniz. Onun için içinizdeki sorunları ve problemleri yok edecek ekip ruhuna kavuşmak zorundasınız. Ekip olamadığınız sürece gerçekten varmak olduğunu istediğiniz hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Mutlaka içinizdeki sorunlar ve problemler büyüyecektir. O sorun ve problemler büyüyecektir. Ve katlanarak büyüyecektir. Kar topu gibi olacaktır. Ve bu sizi her zaman geriye en azından zayıflatacaktır. En azından yavaş hareket etmenizi sağlayacaktır. Onun için içinizdeki problemleri mutlaka ve mutlaka yok etmelisiniz. Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla, paylaşarak işleri çözer götürürsünüz. Ve böyle yapmak zorundasınız. Vodafone'la beraber siz dünyanın en büyük gücünü arkanıza alarak bunu başarabilirsiniz. Bütün şubeleriniz, bütün bayiler, hepiniz birbirinizle yarış içinde olmalısınız. Yarışın arkadaşlar, yarışın. Bu sizi koşturacak. Rekabet iyi bir şeydir demiştim. Çünkü rekabet sizi yarışa sokar, daha hızlı koşturur. Ama yeter ki bu rekabeti etik ve ahlaklı yapın. Gerisi zaten size gelecektir. Çünkü içine dolu dolu emek koyacaksınız arkadaşlar. Onun için içinizdeki düşmanı büyütmeyin. İçinizdeki düşmanı yok edin. Buradaki hikaye grubunuzdan bahsediyoruz. Yani çalışan arkadaşlar, mesai içinde olduğumuz, beraber olduğumuz insanlardan bahsediyoruz. İçimiz o. Biz yapı olarak buna müsaitiz. Onun için bunları arkadaşlar yok ediyorsunuz. Ey güzel patronlar, yatırımcılar, tabii ki ülke için istihdam sağlıyorsunuz. Süpersiniz, sizi çok seviyorum. Hele bugünlerde o kadar zordur ki bunu biliyorum. Onun için lütfen ekip olun. İçinizdeki düşmanı yok edin. Sarılın birbirinize sevgili saygıyla. Yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Zaten yürüyorsunuz. Çok güzelsiniz. Evet. Şimdi şundan korkmayın arkadaşlar. Bir tane mağazam var, bu bana yeter. Hani diyor ya, başka şubem yoktur. Başka şubemiz yoktur. Ha, ne kadar güzel. O ne lan? Başka şubemiz yoktur. Yani yeteneğin varsa, kabiliyetin varsa, gücün varsa, enerjin varsa, cesaretin varsa, adamsan, olmuş bir adamsan, olur abi, olacak abi. Kendin için, bizi ülken için, çalışanlar için, insanlar için, ülken insanı için istihdam yaratacaksın. Ne demek şubemiz yoktur? O ne abi, o ne? Hiç kimseye yakıştırmıyorum, şubemiz yoktur. Şundan korkmayın. Şubeleriniz çoğalınca, bayileriniz çoğalınca bir şey mi olacaksa hiç olmayacak arkadaşlar. Daha kolay bile olacak. Çünkü öğreniyorsun,
gelişiyorsun, değişiyorsun ve de öğreniyorsun. Bütün mesele iyi bir ekip kurmakta. Sadece adam o, ekibini yönel. Ekibini yönel, sevgiyle yönel. Yönel, onlarla ilgilen, onlara sarıl, onlara dokun. Onların gözlerinin içine bakarak, dokunarak onlarla ilgilen. Ve bu şube sayılarınız artacak. Ne kadar çok mağazanız varsa sadece ve sadece daha fazla çalışmanız lazım. O kadar. Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Eğer doğru ekiple yola çıkmışsanız, doğru ekiple hareket ediyorsanız çok fazla çalışmanıza bile gerek kalmayacak. Çünkü iyi ekip aklıyla, beyniyle, yüreğiyle hareket ettiği için zaten hızlı olur. Ama ne olursa olsun çok ama çok yine de çok ama çok çalışacaksınız. Oradaki çalışma emektir. O emek size geri gelsin diye çok çalışacaksınız abi. Hem sizin hem ülkemizin buna ihtiyacı var. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizin de rakipleriniz var. Sizin de rakipleriniz olacak. Ama inanıyorum ki siz bunu aşarsınız. Bugün 81 ilin içinde hiçbir ilden gelmeyen var mı? 81 il de burada mı? Burada mı? Burada. Bir kere daha kendinizi alkışlayın. Bakın bir araya gelebiliyor, güç olabiliyor. Bu enerjiyi yaratabiliyorsunuz. Demek ki sizde sorun yok. Yolunuz açık olsun. Daha çok şey halledersiniz. Evet, sıradaki gelsin. Evet. Arkadaşlar bizim en büyük sorun ve problemlerimizden bir tanesi de sürekli eleştiririz. Hep eleştiririz. Doğamızda var, yapımızda var. Yani neremizde varsa bir yerlerde var. Aslında çok yakışık almayan bir şey. Dedikodu gibi. Adama da yakışmıyor yani. Hep eleştiriyoruz. Hep eleştiriyoruz. Evde öyle, sokakta öyle, işte öyle. Her yerde herkes eleştiriyor. Ve herkes her şeyi çok iyi biliyor. Karşısındaki adam hiç şey bilmiyor yani.